Kış aylarında bazen kötü bir sürpriz olur. Kaloriferler çalışmaz. Ev buz gibi olur. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Servis ve tamirci çağırırsınız. Bir gün ortasında baksak ki güneş ışıkları karardı. Hava karardı. Soğuk hızla artıyor. Ne yaparsınız? Güneşin alternatifi var mı? Isı ve ışığı biz başka bir kaynaktan sağlayabilir miyiz? Güneş ne kadar ışık üretir? Güneş 3.84 çarpı 10 üzeri 20 megawatt yani 384 septilyon watt enerji üretir. Bu kadar büyük bir enerji. Karşılaştırma yapalım. Dünyadaki herkes 8 milyar insan evinde 100 wattlık ampul yaksa, bu komik kalır. Herkes 1 milyon wattlık ampul yaksa yine de güneşin verdiği ışıkların milyarda biri parlaklığına erişemez. Çare olarak şunu yapsak, yer altındaki tüm petrol yataklarını, doğalgaz kaynaklarını kullansak, tüm ormanları kessek, yaksak veya okyanuslar benzine dönse, onun enerjisini kullansak ne kadar ışık elde ederiz? En fazla 3-5 saniye güneşin verdiği aydınlığı belki veririz. Sıcaklık da 1-2 derece belki yükselir. Daha fazlası yok. Sonuç olarak güneşin alternatifi yok. Peki güneş milyonlarca yıldır nasıl enerji üretiyor? Bilebildiğimiz en eski tarihten beri güneşin ısı ve ışığında, aydınlatmasında bir eksiklik, bir azalma, çoğalma olmamış. Olsa tarih yazardı. Bu aksamazlık nasıl gerçekleşiyor? Bu küçük bir pil. Bunun 3 tanesiyle şu ışık yanıyor. Şu fener 1-2 saat kadar bu pillerle ışık verebilir. İnsan yapımı bir pil. Peki pilin organiği olur mu? Yeryüzü yaratılırken en büyük enerji en küçük şeyin içine depolanmış. Bu ne demek? Bu kibriti yakıyorum. Ne kadar enerji ürettim? Ancak bu mumu yakacak kadar enerji. Bu kibritin başı uranyum atomlarından oluşsaydı 7.6 çarpı 10 üzeri 23 tane uranyum atomu alırdı. Şu kadarcık hacim bu kadar atom alırdı. Bu atomların tamamı zincirleme reaksiyona girse, enerjiye çevirebilsem ben bunları, dünyanın en güçlü bombasını yani atom bombasını yaparım. Şu kibritin başında var olan uranyum atomlarının enerjiye çevrilmesiyle böyle bir bomba oluşur. Halbuki şimdi kibriti yaktım, madde eksilmedi. Kibriti yaktığımda gerçekleşen şey şu, madde eksilmiyor. Sadece is ve duman şeklinde dönüşüyor, bir kısım kalıntısı kalıyor. Ama uranyum atomlarından oluşsa ve zincirleme reaksiyonlarla bunu yok etsem, enerjiye çevirsem madde tamamen ortadan kalkıyor. Fiziğin en önemli formülü hangisidir? E eşittir mc kare. Bunu keşfetmek Einstein'a nasip olmuş. Formül şunu diyor. Madde asla yok olmaz. Kütlesi azaldığında bu enerjiye dönüşür. Bu sebeple evrenin en küçük pilleri, organik pilleri atomlar desek yanlış olmaz. Bu dönüşümün iki türü var. Fizyon ve füzyon. Bu iki kelime çok karışıyor. Bombada yapılanı füzyon. Bunun için uranyum ve plütonyum gibi ağır elementler gerekiyor. Bunların çekirdeği bombalanıyor, zincirleme reaksiyonlar oluşuyor, ağır elementler hafif elementlere dönüşüyor ve kütle eksilince akıl almaz bir enerji ortaya çıkıyor. Fakat bu enerji kontrolsüz olarak ortaya çıkıyor. Hiroşima ve Nagasaki'de olan buydu. Açığa çıkan bu korkunç enerji kontrol altına alınabilir mi? Alınabiliyor. Elektrik üreten nükleer santrallerde yapılan bu. Örneğin bizim bu şehirde kullandığımız elektrik Tihane nükleer santralinden geliyor. Yani bura odayı aydınlatan, bu kamerayı çalıştıran elektrik nükleer enerjiden geliyor. Bu reaktörde zincirleme reaksiyonlarla açığa çıkan enerjiyi kontrol altına alıp buhar türbinleriyle elektrik üretiyorlar. Yani atomların çekirdeğine çomak soktuğumda eğer kontrol edebiliyorsam nükleer santral çalıştırıyorum. Kontrol edemiyorsam arız kovanına çomak sokmak gibi bir şey bomba olarak patlıyor. Kontrol edemediğimde atom bombası oluyor. Güneşte enerji üretimi füzyonla, Ü harfiyle. Önce güneş nasıl bir şey ona bakalım. Dünya çevresinde ve uzayda 20'den fazla uydu ve teleskop 24 saat güneşi inceliyor. Yüzlerce bilim insanının tek uğraşı güneş. Kitaplarda gördüğümüz, maketlerde gördüğümüz büyüklükler sembolik olarak. Gerçekte büyüklüğü ne kadar güneşin, dünyanın büyüklüğü ona göre nasıl ona bakalım. Çapı 30 santimetre olduğunda güneş dünyamız ne kadar? Dünya şu kadar mı? Şu kadar mı? Şunlar kadar mı? Şu kadar mı veya bu top kadar mı? Sizce dünyanın büyüklüğü güneşe göre nasıl?
Güneşin çapı 30 santimetre olduğunda, şunun gibi bir şey olduğunda, Dünya'nın çapı 0.27 santimetre oluyor. Bunlardan hiçbiri değil. Şunun kadar bir şey. Şu toplu iğne başı kadar bir şey oluyor Dünya. Yani Dünya'nın Güneş'e göre oranı şöyle bir şey. Dünya bu, Güneş de bu. O yüzden Güneş'in içine hacim olarak 1 milyon tane Dünya sığabiliyor. Güneş'in bu kadar büyük olması enerji üretiminin ilk şartı. Uluslararası Uzay İstasyonu. Yerçekimsiz ortam. Su damlaları düzensiz bir biçimde dönüyor. Rengini değiştirebiliriz. Bir de bu damlacığın bir yanardağdan fışkıran bir mağma damlası olduğunu düşünün. Korkutucu olur. İşte Güneş dev büyüklüğüyle kusursuz yuvarlaklıkta bir mağma damlası. Mağma topu. Ve bu mağma topunun çekirdek kısmı dış kısmından 3 kat daha hızlı dönüyor. Dışı da dönüyor ama daha yavaş. 1 milyon tane Dünya'yı yutabilecek bir mağma okyanusu. Enerji üretimi Güneş'in sadece çekirdeğinde oluyor. Nükleer reaktör veya soba kısmı çekirdek. Şu an bizim hissettiğimiz Dünya yüzeyindeki basınç bir atmosfer. Düdüklü tenceredeki basınç ise bunun 2 katı. Güneş'in çekirdeğindeki basınç ne kadar? Güneş'in çekirdeğinde 250 milyar atmosfer basınç var. Hissettiğimiz basıncın 250 milyar katı. Normal tencerede kaynayan su 100 derece sıcaklıkta. Basınç artınca düdüklü tencerede bu sıcaklık da artıyor. Güneş'in yüzeyi 5500 derece ama çekirdeği 15 milyon derece. Bu hayal edebileceğimiz bir sıcaklık değil. Demir 1500 derecede erir. Güneş'in merkezinde ise bunun 10.000 katı sıcaklık var. 15 milyon derece. Maddenin sıvı, katı ve gaz hali var. Güneş'in çekirdeğinde bir de plazma hali var. Katı hali, sıvı hali. Su kaynarken su molekülleri enerji kazanıyor ve hareketleniyor. Gaz hali, moleküller aşırı hareketleniyor ve yükseliyor, uçuyor. Yani 15 milyon derecede elektronlar çekirdekten kopar, serbest dolaşır. Her şey plazma haline gelir. Ortaya elektron, nötron, atom karışımı bir çorba çıkar. Güneş'in çekirdeğinde 15 milyon derece sıcaklık ve demirin 20 bin katı yoğunluk var. Karanlık bir ateş. Bu nedenle çekirdek Güneş'in %10'u hacminde ama %40'ı kadar ağırlıkta. Güneş bu kadar büyük olmasaydı çekirdekteki basınç ve sıcaklık bu kadar yüksek olmayacaktı. Bu iki şartın oluşması için Güneş'in çok büyük olması lazım ve öyle yaratılmış. Basınç ve sıcaklık dışında bir üçüncü şart daha var fizyon için, kuantumla ilgili. Esrarengiz bir şart. Bir sonraki videoda. NASA'ya göre Dünya, Güneş sistemi içinde yaşanabilir bölgenin tam ortasında. Güneş'e yakın olsak Merkür gibi, Venüs gibi yanarız. Mars ve ötesinde olsa donarız. Tam olması gerektiği yerdeyiz. Güneş daha küçük olsa yaşanabilir bölgenin dışında kalacağız. Güneş iki kat büyüse yaşanabilir bölge çok uzaklara gidecek. Olması gerektiği yerdeyiz. Tam gereken miktarda ısı ve ışık alıyoruz. Miktar da değişmiyor. Şu ampul 60 wattlık. Düğmesi açık oldukça aynı ölçüde yanar. Voltaj azalırsa titrer. Evlerde her yıl kombi bakımı yapılır. Arızalı parça varsa değişir. Güneşin enerji üretiminde hiçbir zaman aksaklık yaşanmıyor. Güneş bilebildiğimiz bin yıllardır aynı ölçüde ısı ve ışık veriyor. Pandemi döneminde bazı ülkeler enerji giderlerini devlet bütçesinden karşıladı. Isınma ve aydınlanma için halktan para tahsilatı yapılmadı. Birkaç ay ücretsiz olarak ısındık ve aydınlandık. Bu kararı alanlara minnettar olduk. Teşekkür ederim. Oysa Dünya'nın asıl kombisi, vazgeçilmez kombisi Güneş. Güneş Dünya'nın 1 milyon katı büyüklüğünde nükleer bir santral olarak bize hizmet veriyor. Aynı minnet ve teşekkür duygularımızı Allah'a karşı göstermek insani ve medeni bir tavır olmaz mı?